Ana Haber Bülteni Ahmet Terzioğlu'yla başlıyor. Türkman Ödü Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bülteni'mize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Berham Salih Bağdat'ta Selam Sarayı'nda Milli Güvenlik Danışmanı Kasım El Arraci'yi kabul etti. Başbakan Mustafa El Kazmi son olaylardan sonra Irak'taki son gelişmeleri ele alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan bir telefon görüşmesi aldı. Dürüstlük Komisyonu Temmuz ayı boyunca yürüttüğü faaliyetler sonucunda görevleri yüksek olanlar hakkında 15 tutuklama ve işe alım emri şu kararını duyurdu. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatlarına uygulanmasında Yeşil Bölge olayları ile ilgili bilgi toplama komitesi bugün Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Arraci Başkanlığı'nda bir toplantı yaptı. Basra Valisi Esad El-Hizani, Irak şehitleri için Basra'da 3 günlük İHAS ilan etti. Bugün fi ajma yani vaziha ve gayr tabiiyye fi mes'alati. Kerkük Milletvekili Erşad Salihi ve Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı ortak basın toplantısı düzenlediler. Cumhurbaşkanı Berham Salih Bağdat'ta Selam Sarayı'nda Milli Güvenlik Danışmanı Kasım El Arraci'yi kabul etti. Görüşmede ülkede son güvenlik gelişmeleri ele alındı. Görüşme sırasında ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanması, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve son zamanlarda yaşanan silahlı çatışmaların tekrarlanmaması için çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Dr. Berham Salih Fransa Büyükelçisi Eric Chevalier ile yaptığı görüşmede terörizm ve aşırı uçurukla mücadelede işbirliğinin yanı sıra siyasi ve ekonomik işbirliği ve iklim değişikliği kriziyle mücadeleyi vurguladı. Görüşmede iki taraf, iki dost ülke ve halkı bir araya getiren sağlam ikili ilişkiler ve bunların çeşitli alanlarda geliştirmelerinin yolları tartışıldı. Büyükelçi ülkesinin Irak'ın güvenlik ve istikrarıyla halkının güvenlik konusundaki kararlılığını ve ülkedeki siyasi meseleleri ele almak için diyalog ve yakınlaşma yolunu desteklediğini doğruladı. Dürüstlük Komisyonu Temmuz ayı boyunca yürüttüğü faaliyetler sonucunda görevleri yüksek olanlar hakkında 15 tutuklama ve işe alım emri çıkardığını duyurdu. Komisyon 15 sanığın suçüstü tutuklanması ek olarak 131 kişinin yargı kararlarından hüküm giydiğini belirtti. Başbakan Mustafa El Kazimi son olaylardan sonra Irak'taki son gelişmeleri ele alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan bir telefon görüşmesi aldı. Çağrı sırasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik çerçeve anlaşması uyarınca bağımsızlık ve egemen bir Irak'a verdiği desteği ifade ederek ülkedeki son güvenlik olayları sırasında başbakan rolünü ve akıllı liderliğini övdü. Zafer Koalisyonu krizi çözme girişimleri kapsamında mevcut siyasi krizi aşmak için iki aşamalı bir yol haritası açıkladı. Koalisyon süresi üzerinde anlaşmaya varılan bir sonraki aşamanın geçiş dönemi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Ulusal Al-Hikme Hareketi Başkanı Ammar El-Hakim kendi adına halkın çıkarları için akıl, mantık ve diyalog diline öncelik verilmesi çağrısında bulundu. El-Hakim yaptığı açıklamada ülkenin son iki gün içinde kanın döküldüğü talihsiz olaylara tanık olduğunu, yaşananlara akıl ve hakikat gözüyle bakmanın ve güçlü bir devlet inşası için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini söyledi. Federal Yüksek Mahkeme parlamentonun feshedilmesi davalarına ilişkin kararları erteledi. Irak'ı Haber kanalı muhabiri parlamentonun feshedilmesi davalarında federal mahkemenin önceki bir kararına göre davacı ve davalı milletvekillerinin yokluğunda federal mahkemenin bir duruşma düzenlediğini ve oturumun savunmasız olacağını belirtti.
Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatlarının uygulanmasında Yeşil Bölge olayları ile ilgili bilgi toplama komite bugün Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım El Aracı Başkanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Başkomutanın talimatıyla oluşturulan komite çok sayıda gösterici ve güvenlik güçlerinin şehit olmasına ve yaralanmasına neden olan olaylarla bilgi gerçekleri ilgili gerçekleri araştırmakla görevlidir. Sadr Hareketi liderinin siyasetten ve parlamentodan çekilmesinden sonra parlamento oturumunu yakında başlatması bekleniyor. Bir aydan fazladır Sadr kitlesinin taraftarları 2022 yılında yapılan seçimin sonuçlarını iptal ederek tekrar erken seçim yapılmasına talepte bulunmuşlardır. Siyasi tıkanıklığı çözüm bulmadan son günler Sadr kitlesinin lideri siyasetten daha uzak durmalı ve hiç karışmayacağını bildirince taraftarları Yeşil Bölge'yi ateş önüne ve saldırı yaptılar. Atraf المختلفه وحتى المؤتلفه ان تدخل على خط الازمه kendi aralarında anlaşan ve anlaşmayan taraflar diyaloga oturmak için tüm ilgili taraflara baskı yapmalı. Siyasi tıkanıklığı ve siyasi çıkmazdan kurtulmak için en uygun çözüm budur. Hükümeti kurmak için aylardır siyasi kitleler arasında anlaşmamazlık var. Bundan dolayı kimse tek başına hükümet kuramadı. Kaç defa siyasi tıkanıklığı ortadan kaldırmak için girişimler sunuldu. Ama hepsi başarısız olmuştur. Sadr kitlesi lideri Muktada Sadr taraftarlarından çekilmeleri için yaptığı girişim fitneyi durdurdu ve her şey yerine döndürdü. Ay mübadere okhra min şe'enha tuaddi ila istitbabil avza'il emniyye. Güvenlik durumunu temin eden herhangi girişim oraklı politikacı tarafından çok önemli ve unutulmaz an yapılmalı. Sadece çekişen iki taraf değil, tüm siyasi taraflar herkes kendi üzerine düşen rolü oynamalı. Sadr taraftarlarına karşı olarak İtaretten Sihi taraftarları gösteri yapmış. Sadr kitlesi lideri taraftarlarından çekilmelerini isteyince diğer tarafında taraftarları çekilmeye başladı. Uzmanların sözlerine göre bu olaylardan dolayı hükümeti kurmak ve siyasi tıkanıklığı çözmek için sık sık görüşmeler yapılacak. Basra Valisi Esat Ali İdani Irak şehitleri için Basra'da 3 günlük yas ilan etti. Ali İdani yaptığı açıklamada yaşanan tarihsiz olaylarda şehit düşen şehitlerimiz için 3 günlük yas ilan ediyoruz dedi. Açıklamada Ali İdani Irak kanının kutsallığı ve korunması gerektiğini vurguladı ve mevcut krizden Irak halkına hizmet edecek ve ülkeyi güvene götürecek şekilde çıkma gereğini vurguladı. Kerkük'te aylardan beridir yaşanan özel jeneratör amper fiyatlarındaki artış devam ediyor. Konuyla ilgili bugün Kerkük Valisi Rakan Seyit Eccuburi, Kerkük Milletvekili Erşat Salih ve Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Ahna yom fi azma yani vaziha ve gayr tabiiyye fi mes'alet el muvallidat ve kehraba. Kerkük'te aylardan beridir yaşanan özel jeneratör amper fiyatlarındaki artış devam ediyor. Konuyla ilgili bugün Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Kerkük Milletvekili Erşet Salihi ve Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı ortak basın toplantısı düzenlediler. Düzenlenen ortak basın toplantısı sırasında konuşan Kerkük Valisi Rakan Said El-Cuburi, Kerkük'te Elektrik Bakanlığı tarafından sağlanan elektrik hissesi az olduğu için günlük olarak 10 saatten fazla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bunun neticesinde özel jeneratör günlük olarak uzun saatlerce çalıştırmak zorunda kalınıyor. El-Cuburi hükümet tarafından özel jeneratör sahipleri için sağlanan aylık mazot hissesi ancak 10 gün yetiyor, ardından özel jeneratör sahipleri mazot dışarıdan almak zorunda kalıyorlar. El-Cuburi mazot sıkıntısına da büyük bir engel oluyor. El-Cuburi Kerkük'te elektrik sıkıntısını gidermek için hem Elektrik Bakanlığı'na hem de Petrol Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Basın toplantısı sırasında konuşan Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, aylardan beridir Kerkük
Büyüklük'te yaşanan elektrik ve jeneratör sıkıntısını sert bir dille eleştirdi. Salihi, Kerkük'te yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Elektrik Bakanlığı ve Petrol Bakanlığı'ndan kaynaklandığını söyledi. Salihi, Kerkük'te yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçmek için merkezi hükümetin acil çözüm bulunmasını istedi. (31 Ağustos Türkmen bölgesi olan Emirli ilçesinin terör örgütü DAEŞ'e karşı göstermiş olduğu direnişin ve zaferin 8. yıl dönümü gururla anıyoruz. Ağustos Türkmen bölgesi olan Amirli ilçesinin terör örgütü DAEŞ'e karşı göstermiş olduğu direnişin ve zaferin 8. yıl dönümünü gururla anıyoruz. Terör örgütü DAEŞ'in 2014 yılında Irak'ın 3 ilini işgal ettiği günlerde Türkmen ilçesi olan Amirli'yi de işgal etmek istiyordu, ancak Amirli halkının 80 gün boyunca direnerek kahramanca duruşu terör örgütü DAEŞ'e karşı büyük zafere yol açtı. Tam 80 gün boyunca Amirli halkı her taraftan ambargo altında kalmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi ve adını altın harflerle tarih sayfalarında yazmayı başardı. 2014 yılında Irak'ın 3 ilini işgal eden terör örgütü DAEŞ insanların içinde korku yaratırken, Amirli zaferi bu karanlık gücün gerçek yüzünü ortaya çıkardı ve tüm Irak halkın büyük moral verdi. Amirli zaferi terör örgütü DAEŞ'in ilk kırılması olarak sayılır ve Amirli halkı tüm dünyaya irade mesajı verdi. 31 Ağustos Amirli zaferi altın harflerle tarihe yazıldı. Terör örgütü DAEŞ'e kahramanca savaşan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz. Ulusal Güvenlik Teşkilatı bugün Kerkük'te aranan 13 teröristi tutuklamayı başardı ve cezaları için yargıya sevk ettiler. Kerkük'teki Ulusal Güvenlik Teşkilatı bugün Kerkük'te aranan 13 teröristi tutuklamayı başardı ve cezaları için yargıya sevk edildiler. Kerkük'teki Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın kahramanları saha ve teknik çabayla ortak operasyonlar gelişmiş karargah komutanının gözetiminde şehrin içinde gizlenmiş bir terör hücresini dağıtmaya başardılar. Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Kerkük vilayetinde ve mahkeme pusuları kurarak vatandaşları ve güvenliği hedef alan terör saldırıları düzenlemeyi planlanan 9 teröristi tutuklamayı başardı. Aynı valilikteki Aygıt'tan bir kuvvet ve adlı noktalara göre, sözde İslami Polis ve Askerler Divanı bünyesinde çalışan ve çeşitli güvenlik sitelerini hedef almaya katılan 4 teröristi daha tutuklayabildi. Tüm sanıkların ifadeleri yazıya dökülerek işledikleri suçlardan dolayı hak ettikleri cezayı almaları için yetkili adli mercilere sevk edildiler. Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına ve başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı düzenlendi. Suriye'nin kuzeyinde Beşar Esad kontrolündeki Halep ilinin doğusunda yer alan havalimanına ve başkent Şam'a İsrail tarafından saldırı düzenlendiği iddia edildi. Haber ajansı Zana'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde. Yerel saatle 20.00 sularında Halep Havalimanı'na İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiği öne sürüldü. Patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde Halep il merkezinin doğusundaki havalimanında hasar oluştuğu kaydedildi. Halep'te ordunun yanı sıra yabancı terörist gruplarına ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor. İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. Esad, İsrail'in 25 Ağustos'ta Hamma'ya, 14 Ağustos'ta Tartus iline, 22 Temmuz'da başkent Şam'a hava saldırıları düzenlediği öne sürmüştü. İsrail yetkililer genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbira ve Nablus kentlerine düzenlediği basınlarda iki Filistinli öldürdü. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbira ve Nablus kentlerinde düzenlediği baskınlarda iki Filistinli'yi öldürdü. Ramallah'ta hükümete bağlı Filistin tıp kompleksinden bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle yaralanan Filistinli bir gencin sağlık kompleksine getirildiğini ve tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadığını, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Elbira ve Nablus kentlerine düzenlediği baskınlarda iki Filistinli'yi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri Nablus'taki Ayın Mülteci Kampı ile Elbira kentine baskınlar düzenledi. Söz konusu baskınlarda İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurulan iki Filistinli hayatını kaybetti. Ölen Filistinliler Ayın Mülteci Kampı'nda Samir Halit 25 ile Elbira'da Veyzen Afane 26 olduğu açıklandı. Görgü tanıkları da Ramallah'ın yakınındaki Elbira kentinin Om Eşşerait mahallesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yapan İsrail askerleriyle onlarca Filistinli arasında olaylar çıktığını, askerlerin Filistinlere karşı gerçek mermi ve kauçuk kaplı mermilerin yanı sıra göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı aktardı. Sudan'da devam eden sağanak yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e çıktı. Sudan'da devam eden sağanağın yol açtığı seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin en sayısı 104'e çıktı. Sivil Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın yaklaşık 32 bin evin tamamının 44 bin konutunun ise kısmen yıkılmasına neden olduğunu kaydedildi. Açıklamada yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 104'e çıktığı belirtildi. Sel felaketinin yaşandığı Nil Nehri, Cizire, Beyaz Nil, Batı Kuvan'dan, Güzey Darfur ve Kezili eyaletlerinde olağanüstü hal kararı alınmıştı. Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Mengali'de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle afet bölgesi ilan etmişti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi ise Sudan'daki 18 eyaletten 15'inde sağanak ve selden etkilenlerin sayısının 226 bine yükseldiğini duyurmuştu. Sudan'da Temmuz-Ekim döneminde etkili olan sel veya taşkınlar sonucu her yıl 100 binden fazla kişi hayatını kaybediyor. 10 binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor. Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş kanalında bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü. Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş kanalında bir petrol tankerinin karaya oturması sonrası duran deniz trafiği normale döndü. Geçen yıl Ever Given isimli gemi karaya oturunca kanal trafiği günlerce durmuş. Milyarlarca dolarlık zarar olmuştu. Süveyş Kanalı Kurumu Sözcüsü George Seffat, Mısır'ın özel televizyon kanalı Extra News'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Portekiz'den gelen ve Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'na giden gemilerden birinin Süveyş kanalından geçerek yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğunu ve kanalın güney kesiminde deniz trafiğinin durduğunu söyledi. Sözcü Seffat olay üzerine acil durumlar için kanalda bulunan romakörlerle müdahale edilerek tankerlerin başarıyla yüzdürdüğünü ve deniz trafiğinin tekrardan normale döndüğünü belirtti. Şimdi haber başlıklarını tekrardan hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Behram Salih Bağdat'taki Selam Sarayı'nda Milli Güvenlik Danışmanı Kasım El Raci'yi kabul etti. Başbakan Mustafa El Kazmi son olaylardan sonra Irak'taki son gelişmeleri ele alan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan bir telefon görüşmesi aldı. Dürüstlük Komisyonu Temmuz ayı boyunca yürüttüğü faaliyetler sonucunda görevleri yüksek olanlar hakkında 15 tutuklama ve işe alım emri çıkardığını duyurdu.
Silahlı Kuvvetler Başkomutanı'nın talimatlarının uygulanmasında Yeşil Bölge olayları ile ilgili bilgi toplama komitesi bugün Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Eder Raci Başkanlığı'nda bir toplantı düzenledi. Basra Valisi Esat El Hidani, Irak şehitleri için Basra'da 3 günlük yas ilan etti. احنا اليوم في أزمة يعني واضحة وغير طبيعية في مسألة المولدات والكهرباء. Kerkük Milletvekili Şah Salih ve Kerkük Kaymakamı Felahi Ayçır ortak basın toplantısı düzenlediler. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.